Anadolu'da Haçlı ilerleyişini durdurarak, Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasında çok büyük öneme sahip olan Sultan 1. Kılıç Arslan'ın 1079 civarında doğduğu sanılmaktadır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan babası Süleyman Şah'ın 1086 yılında ölümünden sonra Kılıç Arslan, önce Antakya'ya, ardından da İsfahan'a götürülmüştür. Melikşah, ölümüne kadar Süleyman Şah'ın oğullarını serbest bırakmamış ve Anadolu'daki hakimiyetlerine müsaade etmemiştir. İki kardeş, 1092 yılında Melikşah'ın ölümünden sonra meydana gelen karışıklıktan da istifade ederek Anadolu'ya geçmişlerdir. Kılıç Arslan ve kardeşi, babalarına bağlı olan Anadolu beylerinin yardımıyla ilk iş olarak İznik'e geldi. İznik'te idareyi elinde vekaleten tutan Ebu Gazi'den yönetimi devralmalarıyla birlikte, Kılıç Arslan büyük kardeş olarak Anadolu Selçuklu tahtına çıktı. Kılıç Arslan, ilk yıllarında bir yandan Bizans akınlarını engellemeye çalışırken diğer yandan da devletin Anadolu'daki bozulan birliğini yeniden tahsis etti. Aynı yıllarda Anadolu'nun batısında yeni bir Türk beyi adından söz ettirmeye başlamıştı. İzmir'i ele geçirerek kendi donanmasını oluşturan Çaka Bey, Bizans'a karşı seferler düzenlemekteydi. Midilli, Sakız, İstanköy ve Rodos adalarını da fetheden Çaka Bey, Bizans'ın başkenti İstanbul'u tehlikeye atmıştı. Çaka Bey'in günden güne gücünü artırarak bölgede etkili nüfus sahibi olması üzerine Sultan Kılıç Arslan, aynı düşmana karşı savaşan Çaka Bey ile ittifak kurmaya çalıştı. Bu doğrultuda Kılıç Arslan, 1092 yılında Çaka Bey'in kızıyla diplomatik amaçlı bir evlilik gerçekleştirdi. Selçukluların Çaka Bey ile ortak hareket etmesini önlemek isteyen Bizans İmparatoru 1. Alexios, Çaka Bey'in asıl niyetinin İznik olduğunu iddia ederek Kılıç Arslan'ı Çaka Bey'e karşı kışkırttı. Kılıç Arslan da Çaka Bey'in güçlenmesini kendi hakimiyeti açısından tehdit edici bir gelişme olarak görmekteydi. Bu sebeplerden stratejik bir hata yapan Kılıç Arslan, Bizans ile ittifak kurdu. Çaka Bey'in Çanakkale kuşatması sırasında Bizans donanması denizden, Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey'e karşı harekete geçti. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey, Kılıç Arslan ile bir görüşme talep etti. Ancak kendisini karşılayan Kılıç Arslan, verilen ziyafet sırasında kılıcını çekerek Çaka Bey'i öldürdü. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos ile Kılıç Arslan arasındaki bu ittifak, Türklerin Bitinya bölgesindeki Bizans topraklarına akınlar düzenlemeye başlaması üzerine kısa sürdü. Mayıs 1096'da Haçlı kuvvetlerinin Tuna'yı aşarak Bizans topraklarına girdiği haberi ise, tüm dünya tarihini değiştirecek önemli olayların habercisiydi. Çoğu disiplinsiz, savaştan anlamayan insanlardan oluşan ilk Haçlı kitleleri Avrupa'dan yola çıkarak doğuya ilerledi. Keşiş Pierre Hermite'in idaresinde toplanmış Fransız, Alman, İtalyan ve diğer milletlerden oluşan ilk Haçlı ordusu, yağma ve çapulla yol alarak İstanbul'a ulaştığında İmparator Alexios Komnenos, birliklerin kente zarar vermesini önlemek için bu ordunun Anadolu'ya geçmesine izin verdi. Haçlılar, Selçuklu başkenti İznik yakınlarına kadar ilerleyerek civar yerleri yağmalayıp ele geçirdiler. İznik üzerine ilerleyen bu ordu, Kılıç Arslan tarafından 21 Ekim 1096 tarihinde Drakon Vadisi'nde pusuya düşürülerek hemen hepsi imha edildi. Bu başarı, Kılıç Arslan'ın Haçlıları küçümsemesine yol açtı. Bu yüzden Avrupa'dan yola çıkan yeni Haçlı ordularının gücünü öğrenmeden ve gereken hazırlığı yapmadan, Ermeni Gabriel'in hakimiyetinde bulunan Malatya şehrini zapt etmek üzere 1097 kışında bütün ordusuyla İznik'ten ayrıldı ve Malatya önüne gelerek şehri kuşattı. Ancak Kılıç Arslan, asıl Haçlı ordusunun İznik üzerine hareket ettiğini öğrenince kuşatmayı kaldırıp İznik'e dönmek istedi. Fakat çok geç kalınmıştı. Kılıç Arslan, şehri kuşatan Haçlılara yarma harekatı yapmaya çalışsa da sayıca üstün olan Haçlıları geçemedi. 19 Haziran 1097'de kent, maalesef Bizans'a teslim edildi. Birçok esir ile Kılıç Arslan'ın hanımı ve çocukları İstanbul'a götürüldü. Kılıç Arslan, ordusuyla İznik önünden çekildikten sonra Haçlıların yolunu kesmek amacıyla 30 Haziran 1097 tarihinde Eskişehir'de hücuma geçerek Haçlı karargahını kuşattı. Ancak arkadan gelen Haçlıların saldırısına uğrayınca fazla kayıp vermemek için ordusunu hızla geri çekmek zorunda kaldı. Bu olayın ardından Kılıç Arslan, Haçlı ordularına karşı doğrudan savaşa tutuşmak yerine engelleme taktiği uygulamanın daha yararlı olacağına karar verdi.
Haçlıların, Anadolu'da yürüyüşlerini zorlaştırmak için geçecekleri yolların üzerindeki bütün su kaynakları kullanılmaz hale getirildiği gibi her türlü yiyecek maddesi de yok edildi. Haçlıların bu başarısının Avrupa'da yarattığı heyecanla yeni bir Haçlı seferi düzenlendi. Lombardlar, Fransızlar ve Almanlardan oluşan bu Haçlı ordusunun sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir. Anadolu'daki Türk beyleri, aralarındaki tüm husumetleri bir kenara bırakarak bu Haçlı ordusunu Orta Anadolu'da kıstırarak Konya, Ereğli ve Merzifon hattında imha etti. Üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazanılan bu başarı, Türkleri Anadolu'dan söküp atmayı hedefleyen Haçlı hareketini durdurdu. İstanbul'dan Suriye'ye giden yol, hem Bizans hem de Batı dünyasının Haçlı ordularına kapanmış oldu. Danişmendi Gümüştegi'nin Malatya'yı 18 Eylül 1102'de zapt etmesi Kılıç Arslan'ı endişelendirdi. Daha önce esir alınan Antakya Prensi Bohemond'un Gümüştegin tarafından para karşılığında serbest bırakılması üzerine Kılıç Arslan, Gümüştegin'in üzerine yürüyüp Danişmendi ordusunu yenilgiye uğrattı. Ancak Bohemond'un serbest bırakılması, hem Antakya seferinin sonuçsuz kalmasına hem de iki Türk hükümdarının arasının bozulmasına sebep oldu. Gümüştegin'in ölümünden sonra Kılıç Arslan, iki ayı aşkın süren bir kuşatmanın ardından Malatya'yı ele geçirdi. Ardından doğuya yönelen Kılıç Arslan, bölgeye hakim olan ve hepsi de Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi bulunan Türk beyleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bölgedeki hemen herkes Sultan Kılıç Arslan'a itaatlerini arz etti ve kendisiyle birlikte Haçlılara karşı mücadele edeceklerini bildirdi. Kılıç Arslan, 1106 yılında Urfa Haçlı Kontluğu üzerine yürüyüp Urfa'yı kuşattı. Ancak şehrin sağlam surlarını aşmak mümkün olmadı. Musul valisinin Harran'daki adamları Kılıç Arslan'ı çağırınca kuşatmayı kaldıran Kılıç Arslan Harran'a gidip şehri teslim aldı. Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, Kılıç Arslan'ın ilerlemesinin sadece Haçlılara karşı olmadığını, onun dedesi Kutalmış'tan beri süre gelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabası içinde bulunduğunu anlamıştı. Musul halkının da idareyi Kılıç Arslan'a teslim etmek istemesi üzerine Kılıç Arslan hemen Malatya'dan Musul'a doğru yola çıktı. Kılıç Arslan 22 Mart 1107 Cuma günü halkın sevgi gösterileri arasında şehre girdi ve ilk iş olarak Sultan Muhammed Tapar adına okunan hutbeyi kendi adına okutmaya başladı. Böylece Büyük Selçuklu Sultanlığına adaylığını açıkça ilan etmiş oluyordu. Kılıç Arslan'ın hakimiyet sahasının genişlemesinden rahatsızlık duyan Mardin Artuklu Bey'in Necmeddin İğgazi ile Halep Meliki Rıdvan ona karşı Emir Çavlı ile birleşti. Ancak Kılıç Arslan'ın bütün ordusu yanında değildi. Takviye kuvvetlerin gelmesini beklemeyen Kılıç Arslan, Habur suyu kenarında savaşa karar verdi. Kılıç Arslan'ın yanındaki beyler, Çavlı'nın askerlerinin çokluğunu fark edince savaşı göze alamayıp çekildiler. Kılıç Arslan'ın kuvvetinin iyice azalmasından yararlanan Çavlı, hemen saldırıyı başlattı. 13 Temmuz 1107'de Kılıç Arslan, sayılarının azlığından dolayı daha savaşın başında moralleri bozulan askerlerinin savaş alanından kaçmaya başlamaları üzerine artık başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anladı. Esir düşmemek için karşı kıyıya geçmek amacıyla atını Habur suyuna sürdü. Ancak zırhının ağırlığından dolayı Habur'u geçemeyip atıyla birlikte sulara gömüldü ve boğularak hayatını kaybetti. Kılıç Arslan'ın genç yaşta beklenmedik ölümü, tüm halk arasında büyük bir hüzün ve matem yaratmıştır. Kılıç Arslan, kısa hükümdarlığı süresince hem Haçlılarla uğraşırken hem de Bizans kuvvetlerine karşı batı sınırlarını savunmak zorunda kalmıştır. Bu durum, Selçukluların Orta Anadolu'da bütünleşmesini sağlamış, İznik yerine Konya'nın başşehir yapılması Anadolu'nun ortasında köklü bir yerleşme ve gelişme sürecini başlatmıştır.